Ali merhaba. Dün Zelenski Beyaz Saray'daydı. Kongre'ye hitap etti. Alkışlarla karşılandı. Savaşın 300. gününde Amerika Birleşik Devletleri'ne savaştan bu yana ilk kez çıktı. Nedir izlenimlerin? Neler konuşuluyor Washington DC'de? Senden alalım. Sena, Amerikan Kongresi'nden iyi yayınlar diliyorum. Dün gece Amerikan Kongresi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin önemli açıklamaları ve istekleri oldu Amerikan Kongre üyelerinden. Üç tane ana başlık söyleyebiliriz. Birincisi, Ukrayna'ya finansal desteğe devam ettirilmesi gerektiğini söyledi ve rica etti. İkincisi, Rusya'ya ağır yaptırımların devam etmesini istediklerini belirtti. Üçüncüsü de bu savaşı kazanacağız. Bize inanın, güçlüyüz, ayaktayız mesajını verdi. Ve Amerikan Kongre üyeleri de zaman zaman Ukrayna Devlet Başkanı'nı ayakta alkışladıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca konuşmasının başında da bir Ukrayna bayrağını da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye hediye etti. Şu anda da Amerikan Kongresi'nde Ukrayna'ya yaklaşık 45 milyar dolarlık bir paket içinde görüşmeler devam ediyor ve geçmesi bekleniyor. Bu konuda partiler üstü bir yaklaşımın Ukrayna'da olduğunu söyleyebilirim. Yani Zelenski kongre üyelerinden net şekilde bize yardımı kesmeyin, daha da desteklemeye devam edin açıklamasında bulundu. Beyaz Saray'a gelirsek Başkan Biden'la Zelenski'nin yaklaşık 2,5 saat ikili 35 dakika basın toplantısı ortak oldu. Başkan Biden net şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya desteğinin tam olarak devam edeceğini, 1,8 milyar dolarlık yeni bir paketin onaylandığını, ayrıca 374 milyon dolarlık da insani yardım paketini onayladığını söyledi ve bu savaşta Putin'in başarısız olduğunu, başarısız olmuştur açıklamasında bulundu. Zelenski ise Amerika'nın desteklerine teşekkür ederek bilhassa Patriot savunma füzesinin Ukrayna'ya verilmesinden dolayı memnun olduklarını, bu talebi önceden de istiyordu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşta Ukrayna'ya destek olmasını istediklerini belirtti. Yani sözün özü Sena, Zelenski mutlu şekilde istediklerini alarak, finansal ve askeri anlamda isteklerini alarak gitti. Başkan Biden ise hem kongrede partiler üstü bir şekilde yaklaşımla kongrelerini bir araya getirdi, Zelenski'yi Washington DC'ye getirerek, hem de bir diplomasi başarısı elde etti yeni yıla girmeden önce. Genel hava Washington DC'de Ukrayna'ya yönelik olumlu, ancak bu savaşın daha uzun bir süre devam edeceğini de Biden yönetimi biliyor. Peki.